Oy 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 oy. Ben seni var ya ta uzaklardan nasıl seviyordum. Allah razı olsun. Vallahi bak ana. Nasıl iyi misin? Bal kaymak gibi kız. Vallahi ben yaptım. Yemeğimiz, soframız bu. Allah ne verdiyse. Herkeslere günaydın, günaydın. Elmasın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz canlarım, canlarım. Merhaba, günaydın. Merhaba, günaydın. İbrahim, günaydın. Günaydın değerli takipçilerim. Elmasın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biz güne güzel uyandık. Ayhan'ımız saz eşliğinde. İbrahim Efendi günaydın diyor sizlere. Günaydın. Yakışıklı kuzularım benim. Yakışıklı benim abim. Herkesin çocuğu kendine güzeldir. Hadi mutfağımıza geçelim canlarım. Sevgili takipçilerim, yine heyecanlı bir şekilde karşınıza çıktım. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Mutluyum, günaydın. Herkese tekrardan günaydın. Elmasın Hayatı motivasyonu bugün yine yüksek. Dün Hasan kardeşim bal almaya gitmiş. Bize de telefon açtı. Bacıram da düşünün kardeşim. Şöyle bize bal almış. Petekte bal. Paket yapılmış. Bu poşetin içinde dursun. Üzerine elmas yazılmış. Şöyle karışmasın diye. Derman bacıma da almış galiba. Hasan'ın kendine de almış. Bugün ne yapıyorum? Bahçeden şöyle salçalık domateslerim. Buna erik domates mi diyorsunuz siz? Ben bir şey boruyu bundan diktim. Gerçekten çok güzel. Acayip lezzetli bir domates tadı var. Hem de çok dayanıklı. Kolay kolay çürüme yapmıyor. Şöyle hemen soğuk suyu biraz atlayacağım. Niye soğuk suyu atlayacağım? Çünkü de sıcak suyu açtım. Kahvaltıya hazırlık yapalım. Bugün güne böyle uyandık, güzel uyandık. Allah'ımıza bin şükür. Ben sabahleyin erkenden kalktım canlarım. Aslında ben bugün armalık biberlerimi toplayıp turşu yapacaktım. Ama sabahleyin saat 7.30-8 arası bir gök gürledi. Biraz yağmur atıştırdı. Keşke yağsaydı. Ama yağmadı. Yine beni kaçırdığıyla kaldı. Ayhan yine evimizde. Biraz sonra dayısıyla düğüne gidecek. Şöyle bu da bahçeleyelim. Burada dursun. Onu aşağı indireceğim. Bahçeden topluyorum. Kilerden alıyorum. İyi oluyor. Bugün neler yapacağız? Şu ben bu turşuyu kurdum arkadaşlar ama Leyla annem bunun içine armut biberi atmamı söyledi. Fasulye turşusu bu. Hemen şöyle çayımı da demleyeyim. Bu arada kıyafetim teyzemden. Halam getirmiş arkadaşlar. Gerçekten ben böyle renkleri çok seviyorum. Tam beni böyle beni anlatıyor. Ne söyleyeyim? Çünkü ben hayata cıvıl cıvıl bakan, her şeyle mutlu olan, ufak tefek şeylerle elmasın hayatıyım. Renkli şeyler seviyorum. Renkli olan her şeyi seviyorum. Çayı biraz fazla yaptım. Belki annemle babam da gelir biraz sonra. Onlar da bahçeden bugün salatalık toplayacak. Babamların mısırları olmuş. Babam mısır için... Şöyle söyleyeyim, babamın en çok sevdiği bahçedeki ürün mısır. Gerçi babamların sevmediği şey yok. Biber şeyi falan toplamayı çok seviyor mesela. Fasulye toplamayı. Ondan sonra
salatalık toplamayı. Hemen şöyle altını açayım. Canlar sabahleyin mutfağımda görüyorsunuz birçok iş beni bekliyor sabah sabah. Şöyle sizlere bir göstereyim. Kırmızı leğen olduğu için pek gözükmüyor. Gerçekten çok güzel bir rengi var. Toz biberimi de biraz sonra buzdolabı poşetlerine koyup derin dondurucuya atacağım inşallah. Allah'ın izniyle. Şöyle. Buradan bir tane ne alalım? Ne vereyim ablam sana? Ne vereyim? Baba yorgun. Kimin babası yorgun? Ayhan. Serkan. Hı. Bir gel de şu poşeti aç, ben de biberlerimizi doldurayım. Sen şöyle aç. Dip frizine atalım bunları artık. Merhaba dostlar. Günaydınlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle biraz kenar çek de izleyicilerimiz de görsün. Arkadaşlar biber satıyorsanız alalım diye yorum yapılmış. İnanın bu sene benim bahçenin biberinin pek düzeni yok. O yüzden satarsam ben de kendim satın alma zorunda kalırım. Satma yok yani. Sen diyorsun, sen aç, ben de olurum. Bize anca yeter canlar. Şöyle buzdolabı poşetine koyup bunu bir ayrı poşetine koyuyor. Çünkü buzdolabı poşeti şeffaf olduğu için yırtılma ihtimali çok yüksek. O yüzden buzdolabını batırıyor. Bütün buzdolabı mı? Evet. Çünkü o zaman böcükleniyor. Hava bu sene çok sıcak. Normalde bu benim bu seneki biberim. Ama hemen böcüklenmeye başlamış. Oysa yağladım, tuzladım ama fayda etmemiş. Kaç gündür güneşte bekletiyor. Dışarıda. Biz bu şekilde biberlerimizi koyalım canlar. Kahvaltımızda inşallah görüşürüz. Belki kahvaltıda görüşemeyiz. Bu videonun devamında bakalım neler yapacağız. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sevgili takipçilerim, görüyorsunuz şöyle 5 et poşeti toz biberimiz oldu. Şunu da kayınvalideme ayırdım. Aslında onun çok toz biberi var ama acı değilmiş. Benimkiler hep Arnavut'tu. Ben de tam tadına bakmadım. Acı olduğunu bilmiyorum ama bunu ona vereceğim. İçine katsın, biberini kullansın. Şimdi ben ayrıca bir poşete daha koyacağım. Şöyle bizim şey poşetini çıkaralım. Bu arada balı. Hasan'a bir sipariş verdik arkadaşlar. Sipariş üzerine aldı. Bu petek galiba 210 TL'ymiş ama Hasan kardeşim 200 TL verse yeter dedi. Ben poşete koydum canlar. Şimdi bunun ağzını bağlayacağım. Hepsini bir poşetin içine koydum. Lazım oldukça bu poşeti açıyor, içinden alıyor. Daha benim için daha pratik oluyor. Şimdi dip frizine indireyim bunu. Akşam anamlardan süt getirdim. Şöyle göstereyim. Köy sütü. Bayağı geç geldik. Serkan mısır sattı arkadaşlar. Ayhangir de düğünden geç geldi. Biz biraz balkonda annemlerin orada balkon sefası yaptık. Çayı kahve içtik. Süt bardakta mısır yediler. Ondan sonra da Cansu ile babam ineğimizi sağdılar. Bana verdiler sütünü. Sütümüz biraz çizilsin. Ben buzdolabına koydum ekşimesin diye. Bunu yoğurt yaparım büyük bir ihtimal. Veya sütlaç veya çocuklara puding. Bakalım neler yapacağım. O zaman ne diyelim? Görüşelim. Sevgili takipçilerim, şimdi balkonumu süpüreceğim. Bu minderlerin tarafı silkeledim. Şöyle. Tekrar da göstereyim. Hiçbir şey yok ama kış
dışarıda ister istemez tozlanıyor yastıklarımız falan. O yüzden tertemiz olsun. Şimdi çayımızı, balgamımızı içeceğiz. Burada bugün. Bugün hava bulanık gibi. Yağmur havası var gibi. Keşke yağış olanlar. Sabahleyin ben biraz biber toplamaya başlayayım da. Böyle bir kot kuruyordu. Bir fıstığı falan kaçırdı. Bu arada kahvaltımızı da Serkan hazırlıyor canlar. İşleri paylaştık. Ben balkonu süpürüm, sen de kahvaltını da hazırladın. O da sağ olsun beni kırmadı, tamam dedi. Normalde ben buraya elektrikli süpürgeyle çektiriyordum. Ama bugün evde süpüresim geldi. Süpürge buraya iyi oluyor, sanki ev süpürüyor gibi oluyor. Bir de Serkan'a bakalım ne yapıyormuş. Kolay gelsin. Tamam. Ne yapıyor? Tamam. Hazırladım bunu. Şeyi nasıl kesecek ya? Ben hiç kesmedim onu. Var mı? He. Bilmiyorum ki. Sen de kesmedin ara. Kestin mi? İtiraf et. Bir nasıl kesecek bunu arkadaşlar? Isırıp yiyelim tabii. Şöyle ellerimi ben sudan geçireceğim. Tamam, ben hazırladım. Tamam. Sağ ol. Şimdi şunu keselim. Nasıl keseceğim ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. İlk defa aldık arkadaşlar. Biz böyle petek. Normalde şeyde satılıyordu, ondan alıyorduk. Bunların yarım kilolu halleri. Böyle petekte hiç almadım ben. Deneyelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Her şeyin bir ilki vardı. Bu da bizim ilkimiz oldu. İçinde demir var. O demirsiz yerini ben buldum. O yüzden kesmesi kolay oldu biraz. Ya değilse demirli biraz daha zor. Tamam mı? Kestin mi? Kestim. Demirsiz yerini denk getirdim mi? Kestim. Bakıyorum şunu. İçinde demir var ya. Ben de çayımızı getiririm. Durumda koy. Bir de su lazım.
Serkan, sinemizi götürüyor arkadaşlar. Ben de çayımızı götüreceğim. Bir de su lazım. Şu sularımızı da dolaba indirelim. Soğusun hava. Hem sıcak hem serin. Selamünaleyküm. Aleykümselam paşa. Babakim. Paşam. Aşkım. Ben dün bu turşudan yedim. İyi olmuş mu? Şide yapmışlar düğünde. Ha, sevdin mi? Valla hani sanat artışı gibi. Fasulyeyi. Ayhan da bu ara çok büyüdü arkadaşlar. Şöyle yorumlarınızı alalım. Gerçekten. Genç bir delikanlı oldu artık benim paşam. Annesinin sol yanı. Ya, gerçek miymiş? Hı, gerçekmiş. Dayım dün bizi almış. Ismarladıydım bana da al diye. O da 200 TL'lik almış. Adam bir tanesi atlet çıkartmış. Hı. Bazı şey yapıyor, tamam mı? Bazı ilaçlar bunu veriyorsa. Adam diyor, ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Bazı temizliyorum böyle bir şey diyor. Arılara ilaç atıyordur. Bit ilacı. Böyle diyor, sen nasıl giriyorsun diyor. Adamlar diyor, çiğnen giremiyor diyor. Elime adamı sokmaz diyor. Adam çok çirpiliyor. Allah herhalde sokmaya buraya başladım. Nasıl gidiyorum o para? O zaman bize afiyet olsun. Çaydanlığımızı al annem dökmedi. Sen de onumuzu götür. Baba şimşek çakıyordu. Hı? Hayır şimşek çaktı. Yağmur atıştırdı. Yok geri kaçtı. Hadi İbrahim'im gel aşkım. Nasıl yakıştı mı? Çekiyor mu daha? Aynen. Yakaladık Ayhan arkadaşlar. Kendi kendini severken. Seni doğuran anaya kurban. Al. Oğlum biz kahvaltımızı yapalım. Canlar. İnşallah bu videomun devamında sizlere güzel şeyler paylaşmak isterim. İnşallah. Pişt. Çek elini. Sevgili takipçilerim bugün söylemiştim sizlere hava bulanık, yağmur yağacak diye. Rabbim bereketini artırdı. Yağmur yağıyor. Bir taraftan güneş var. Yağmur sesini bir dinleyelim. Kesildi ama çok güzel toprak kokuyor. Şöyle civcivlerimizi de gösterelim. Bu güneş yağmuru inşallah devamı gelir. Sevgili takipçilerim, sütümü şöyle tencereme aldım. Şimdi sütümü pişmeye bıraktım. Ben ne yapacağım? Bahçeye ineceğim. Artık bu fasulyeyi kilere indireceğim. Oradan biraz Arnavut biberi falan toplayıp içine atacağım. Acı daha da güzel oluyormuş. Leyla anneme öyle söyledi. Annem dediğini yapayım. Hadi gideyim o zaman bahçeme. Biraz Arnavut biber toplayayım bunun üstüne. Canlar, sütümü pişirdim. Şöyle göstereyim. Kaynattım, koydum. Şimdi türlü yemeği yapacağım. Soğanımı güzelce küçük robotumda çektim. Şöyle çiçek koydum. Kabak çiçeği. Patates haşlaması. Bahçemizde neler topladık bir göstereyim. Organik patlıcanım, bahçemin patlıcanı, domateslerim, biberlerim değerli takipçilerim. Şimdi görüyorsunuz yemek yapıyorum, mutfağımdayım. Portakal ablam geldi yurt dışından. Onlara hazırlık yapıyorum. Bir taraftan da sürpriz misafirim oldu. Onlar patatesimizi portakal ablamla soyduk. Yemeğimiz de kaynıyor. Bir güzel. Şimdi bahçemize gidip yeşillik toplayacak ve patates salatası yapacak. Vallahi ben Aksaray'ı sevmiyorum kız. Çok büyük. Portakal ablam bana misafirliğe geldi. Benim komşum olmak istiyor. Şurada arsa var diyor. Orayı alım elmasından oturalım diyor. Abo Leyla Sultan da geldi. Evet, İyi yapmışsın. Zaten babam beni çağırdı. Ben bir an yengeydim.
İyi yapmışsınız. Sen de hiçbir yerden şey vurmuyorsun. Kalmayın. Düğünler bitirdi. Hem hastasın. Bir yerden daha çok şey kalmayın. Yapışayalım mı? Oy 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 oy. Ben seni var ya tam uzaklardan nasıl seviyordum. Allah razı olsun. Vallahi bak ana. Nasıl iyi misin? Bal kaymak gibi kız. Vallahi ben yapmıştım. Ama babam patates hiç sevmez. Kendine dikkat et. Efraim abi pek sever onu. Şeye giriyorum, bahçelere giriyorum şeylere. Benim babamdan annem. Vallahi düştükten hoş sonra abi. Şey olmaz. Hoş sen ne yapıyorsun Yüksel abi, iyi misin? İyi Allah aşkına ya. Ama bize türkü söyleyeceksin. Zahiden kurbanı söyleyeceğim, heyecan yok bugün. Abim, Nurettin abim atmış şeyi, portakal atlama. Ben de orada beğen yaptım, diyor ki şey, Yüksel ağam diyor, aynı bağım diyor, benziyor diyor. Ses konusunda. Bugün ben burada nasıl... Ha, kız anasını övecek dedim ama hemen... İyi yapmışsın ama burası daha iyi. Düğünler düğünler zaten her gün düğün oluyor. He he. Şey çoğaldı baba sana, talep çoğaldı telefonda, onlar heyecanlandı. Bir şey yaptı. Baba Nurettin, ama Nurettin abi diyeceğim, Efraim abim. Bizim toprağımızmış. Bebek. Evet. Düzlü. Evet, bir taraf bebek, bir taraf düğüze bağlıyım ben. Düz. He. Biz bahçeye gidiyoruz, yeşili toplayalım. Hadi. Kanka orada ne var? Bak bakayım bulabileceğim mi? Her şey var. Bir portakal abla, orada gizli bir şey var. Görebiliyor musun? Kelek diyorum. Mi var? O kağıt taştıysa şurada tazesi ben var. Şunu bak. Onu al. He. Kopar dalından. Ha. Ay, bak, çeşmemizde de yık ha. Şey, elmas hep buraları gösteriyorum. Elmas, elmas. Vallahi. Göründüğü gibi mi? He. Aynı şey, videolarda göründüğü gibi. Pek güzelmiş. Vallahi gelip şuraya ev yaptırırım. Şey, böyle insana huzur veriyor. Hani ses yok, gürültü yok. Aynen. Sakin. Çiçeklerimi duvar, görüyor musun? Açtı. Karpuzuma bak. Çok güzel evi. Portakal ablam sevdi arkadaşlar. Bizim burayı. Hatta buraya arsa alıp ev yaptırmayı düşünüyor. İnşallah sen komşu olacağım Elmas. Gel valla. Ben Aksaray'ı sevmiyorum. Apartmanda insan bunu alıyor. İlker ablam da Aksaray'dan ev almayı aman düşünüyor. Aman kız vallahi hiç de almazsın. O da gelsin böyle kendine. O zaten birazcık Aksaray'ın şeyini çekiyor. Ben şuradan biraz maydanoz yolacağım, ekşi ot yolacağım, pırasa yolacağım, portakal ablayla salata yapalım. O zaman bahçemizi görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten bahçede bir böyle durgunluk var, bir sararma var. Ya hastalandı ya da nazar oldu diyorum. Başka bir gerekçesi yok. Bu da bizim güney edimiz. Bu da çiçek açmış. O zaman bunu sarımsağın yerine ektim. Portakal abla. Aynen. Ya biberlere neyin baksana maşallah. He. Domatesleri kızarmış herhalde. Kızardı. Salça yapacağım. Kendine salça yapacağım. He. Şuradan mı yolacağım aynen? Aynen. Senin nohut ekmedin Elmas. Onu da düşürmüşsün mü? Ben. Ektim portakal abla. Şuraya ektim. O da... Söylediğim gibi o da bir pek bir büyümedi. Sade salatayı doğramayacaksın. He he. Az bir şey alalım yeter. Şu da dereotu. Portakal atla. Şu mu niye he. Olmuş ya kız? Erkek getirdi, tohum yaptı. Tohumunu alalım. Annen diyor daha yenge gidecektik diyor. He. Amanın bu zamanda düğünler. Bir gör. Ben de hiç düğünleri sevmiyorum. Yeter şu kadar Elmas. Ekşi otu sever mi? He toplayalım. O da ekşi otu bak yanındaki. Şu. He. Birkaç kulak da şey, bahçe susuz kalmış Elmas. Sulanacak işte depoya şeye koyduk da borusunu. Şey, Nurettin abim diyor ki Yüksel Ağa'yı diyor çok sevdim diyor. Çok değerli bir insan diyor. Babamlar da geldi. Şunlar da beyaz turpun tohumu. Leyla. Portakal abla. Leyla ile Yüksel'in şey hayatı. He. Kendime bakarım şeyde.
getirdik. Neyle getirdin? Aynı köy. Aynı köy, he. Amin. Yanına, yanına. He. Yasemin ablayla beraber kalacaklar. Yıkansın zaten, kim var? He. Aynen, bir kan var, o da küçük. Pırasa biçelim. Nerede? Gel, o da şurada. Biz pırasamızda biçelim arkadaşlar, soframızda görüşürüz inşallah. Sevgili takipçilerim, soframı hazırladım. Efraim abi kendini göstermek istemediği için portakal ablamı gösterdim, annemleri gösterdim. Bugünkü misafirlerime şöyle hazırlıklar yaptım. Yemeğimiz, soframız bu. Allah ne verdiyse afiyet şifa olsun sevdiklerime. Yapacak olanlara da kolay gelsin. Yeni yeni videolarımın devamı için Elmas'ın hayatında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.